Nasıl okumak lazım? Talabani Irak siyasetinde çok önemli bir aktör. Sadece Irak siyasetinde değil de yani Orta Doğu'da bir önemli aktördü. Yani bunun bir derin geçmişi var. Irak siyasetinin Orta Doğu'nu çok iyi bilen bir şahsiye. Ve bir de Irak Cumhurbaşkanı'dır. Evet. Yani ben Bağdat'a... Ama kendisi bunu yalanladı. Ben Bağdat'a gitmeyeceğim, orada oturmayacağım. Belki de hangi şey söylemişse eğer, hangi gerekçeyle bunu söylemiş. Ama kendisi bunu yalanladı. Öyle dedi, ben öyle söylemedim. Evet. Tahmin edersem. Sabah duydum onu. Evet. Yanlış anlaşıldı Yalnız dedi. Yalnız Maliki'nin Haşimi'yi geri verin. Yani Kürt yönetimine burada karşı koydu ve Haşimi'yi geri verin. Kaçmasına müsaade ederseniz ipler gerilir diye de bir tehdidi var. Evet, o doğru. Onu ben gazetelerde çıktı, öyle söylüyor. Zaten merkezi hükümetle Erbil arasındaki bu petrol yasasından da anlaşmazlık var. Bu anlaşmazlıkla da bu süreç daha da derinleştirdi. Ama şimdi orada birinin diğerine karşı da böyle güç kullanması pek akıllı olmayacaktır. Yine burada Haşimi'nin daha önceden açıklama yaptığı bir şey de var. Irak'ta yani önce Sünniler, sıra Kürtlere de gelecek diyor. Yani Kürt liderler de bundan nasibini alacak Maliki'den diyor. Şimdi doğru, eğer öyle devam ederse hepsi alır. Ondan sonra Türkmenler gelir, ondan sonra diğerleri gelir. Onun için bunun önüne geçmesi, oradaki zaten bir ulusal hükümet oluşturuldu. Bunu oturup da orada da masa üzerinde her ne belgesi var ise, kimin neye karıştığı varsa. Şimdi bakınız, Irak'ta 2003'ten sonra bugüne kadar bir sürü olaylar bu terör eylemleriyle karşı karıştıkları iddiası ortaya çıktı. Sadr grubunun Amerikanlarla çatışmasına girmesi ve Mukteda Sadr'ın da tutuklanması o çözüldü. Ondan sonra Irak Sağlığı Bakanı'nın da bir başka grup tarafından da öldürülmesi, onların kurumasının üzerinde yani ispat edildi. O da yapıldı. Sonra Irak'taki bir takım gizli 2004'te 2005'te ortaya çıktı. Gizli işkence cezaevleri, öldürme timleri. Şimdi herkes bunlar diğerini, daha çok Şiilerin Sünnilere yaptığı. Yani bunlar Şiilerin Sünnilerin Şiilere, bu böyle bir şey çıktı ortaya. Şimdi herkesin böyle ileri sürse, senin onunla ilişkin var, belgen var. O zaman Irak yani bayağı karışır. Dolayısıyla bunu mahkemeyle değil, bunu masada oturarak da çözmesi gerekir bir olaydı. Irak'ın hayrına olacaktı. Evet. Irakların hayrına. Önemli aktörlerin hepsiyle ilgili bu tür iddialar ileri sürülebilir. Çünkü evet, sürülüyor zaten. Bir kaosun içerisinden geçiyor. Evet. Nasuhi Güngör, Star gazetesi yazarı, konuyu çok iyi bilen meslektaşlarımızdan birisi. Bugün köşesini yine bu gelişmelere ayırmış. Oradan takip edelim isterseniz. Evet, Haşimi operasyonu Suriye'nin anahtarı diyor Nasuhi Güngör. Bu süreç kuşkusuz Türkiye ve Irak Kürtlerinin kader birliği konusunda beklenmedik sonuçlar üretebilir. Zaman zaman terör yüzünden gerilen ilişkilerin Haşimi krizinden ortaya çıktığı üzere kaçınılmaz bir entegrasyona doğru ilerleyeceği de söylenebilir diyor. Yani bölgenin, Kuzey Irak'ın Türkiye'ye de entegrasyonunu gündeme getiriyor. Bu gelişmeler oraya gider mi? Şimdi demin söylediğim gibi Irak'taki karmaşık sistemin içerisinde, karmaşık sistemden bağımsız bir yapı olarak da Kürt bölgesidir. Kürdistan bölgesidir. Bunu da Türkiye ve Batı ile iyi ilişki kurarak da devam ettirmek istiyor. Tabii bunun da orada demin söyledim, zaten Türkiye'nin de Irak'taki bir yapıcı rolü var. Irak'taki istikrarın sağlanmasında, özellikle de Kuzey Irak'taki bugünün, Kuzey Irak'ta bugün yani Erbil'e Irak'ın Dubai'yi söyleniyor şu aşamada. O bu konumuna gelmesi, Türkiye'nin orada büyük katkısı var. Oradaki Türk firmaların, Türk şirketlerin, Türk yatırımcıların ve Türkiye'nin Ankara'yı yöneten siyasi aklın da büyük katkısıyla orada bir istikrarlık ortaya çıktı. İstikrar ve gelişme ve bunu da Irak'ın tüm bölgesine yaymak amacıyla ve bölgeye yansır bu istikrar. Ve bunu da Kürtler şu anda devam etmek istiyor ve bölge Türkiye'nin de ve Irak'ın da lehine olan da bir gelişmedir. Bu bunun da devam etmesindeki en önemli aktör Türkiye'dir. Çünkü bugüne kadar Türkiye orada bir gizli ajandası olmadı. Ama şimdi Nasuhi ve Irak'ı en iyi bilenlerden birisi. Ama böyle bir entegrasyonun tabii hangi aşamada olacağını, nasıl olacağını
ileri yönünde, ticari yönünde nasıl olacağını onu pek bilmiyorum ben. Onu Nasuhi Bey'den sormamız lazım. Fakat oradaki istikrarın devam etmesi için Kürtlerin de Türkiye ile iyi ilişki içerisinde olması anahtarıdır. Evet, yazısının başlığı da Haşimi Operasyonu Suriye'nin anahtarı diyor. Siz öyle mi görüyorsunuz? Siz nasıl görüyorsunuz Haşimi Operasyonu'nu Suriye ile? Şimdi Amerika'nın çekilişin 15 Aralık'ta tam resmi olarak Irak'tan çekildi. Ondan sonra hemen Malik'in bir açıklaması var. İşte Türkiye'nin müdahalesini söylüyor. Başka ülke değil, Türkiye müdahale ediyor. Ensesinden işte... Yani Türkiye müdahale ediyor diyor ama Haşimi de Türkiye bir an önce müdahale etsin istiyor. Türkiye etmezse İran desteği var Maliki'ye diyor. Evet. Hani Haşimi'den de Türkiye'de bize yardım etsinler, sessiz kalmasın diyor. Yani aslında Türkiye burada nasıl bir rol oynamalı? Burada Haşimi'nin mi açıklaması, Maliki'nin mi açıklaması, İran'ın değil, Türkiye'nin... Diyor. Maliki Türkiye müdahale ediyor. Evet. Söylediği bir açıklaması var. Evet. Ondan sonra hemen ertesinden sonra işte iki Sünni liderinde tutuklama bir mutlaktan Haşimi operasyon başladı. Yani bu tabloya bakıldığı zaman büyük tabloyu görmek lazım. Bunu Suriye'deki gelişmelerden de ayrı tutmak biraz yanlış olur. Onun da etkisi var Irak'ta. Irak'ta Maliki'nin de şu kaygıya kapıldı. Amerikan çekildikten sonra ben nüfuzumu kaybedeceğim, kontrolümü kaybedeceğim. Dolayısıyla bunu nasıl sağlayacağım bir kaygısına kapıldı. Sünniler de buna karşı nüfuzumuzu nasıl artırarız? Şii grubunun da etkisinin altında kalmamak için neler yapılır? Dolayısıyla bu tablo ortaya çıktı. Şimdi Türkiye'nin oradaki müdahalesi istiyorlar. Tabii yani o kendisini bağlar. Belki de haklı payı da var. Yani bunun böyle ortaya çıkması, tutuklama bir cumhurbaşkanı yardımcısında böyle tutuklama emrinde çıkarması hiçbir ülkede görülmemiş. Ancak orada Türkiye'nin de müdahalesi diğer ülkelerden farklıdır. Türkiye'nin orada bir demin söylediğim gibi yapıcı bir rolü var. Oradaki istikrarı sağlamak amacıyla bir gizli ajandası yok diğer ülkeler gibi. Yani bugün de bakıldığı zaman Amerika'nın tespit ettiği, Amerikan yetkililerin de ortaya koyduğu belgelerde oradaki bir sürü silahlı eylemlerde başka Irak'a komşu ülkelerin Türkiye hariç yani şeyi var. İzleri çıkıyor. İmzaları çıkıyor ama Türkiye'nin öyle olmadığını bunu Amerika'da ve Iraklar'da bilir. Dolayısıyla Türkiye'nin orada bir yapıcı olmayan müdahalesini söylemek yani çok beklemek mümkün değil diyorsunuz. Şimdi bu olaylarda Türkiye'yi etkileyen bir durum daha var. Suriye'ye yaptırılan bu ekonomik yaptırımlar sonucu bizim tırlarımıza bazı saldırılar oldu. Vergiler artırıldı falan ve biz B planı olarak Irak'a yönelmiştik. Evet. Ancak Ürdün'den bir talep geldi. Hani tırlarımız Bağdat üzerinden hani Türkiye'ye geçsin diye. Bu kabul edilmedi. Suriye olumsuz etkilenir diye. Şimdi bizden acaba tırların geçişine izin verilecek mi? Bilemiyoruz. Yani burada yine bir Şii desteği arasında Türkiye zor duruma mı düşürülecek? Tabii bunu Türkiye'nin aleyhine kullanılacak bir koz olabilir, kullanılabilir de. Fakat şunun da alternatifi de olarak da Kuzey Irak'tan da tırlar geçebilir. Yani Bağdat'tan değil de Suriye veya Ürdün üzerine Kuzey Irak'tan da Kamışlı'dan Suriye'ye geçebilir. Ama Ürdün'e tabii Irak'tan, Bağdat'tan geçmesi gerekir. İşte oraya engel koydular evet. Maalesef. Türkmenlere tekrar dönelim. Programın sonuna geldik. Bu denklem içerisinde Türkmenler olarak sizin izlediğiniz strateji nedir? Bizim biliyorsunuz Irak yer listesinde en son seçimlerde yer aldık. Onların listesinde. Çünkü Irak'taki siyaset ittifaklardan yapılıyor. Tek başına girdiğin zaman seçme pek fazla bir şey ifade etmiyor. Sonuç elde etmiyorsunuz. Büyük listeler, büyük gruplar bile ittifaklarla girdi. Biz de kendi stratejine bölgemizde güçlü olan, Türkmenali bölgesinde güçlü olan Irak'a ile girdik ve böylece Irak Türkmen Cephesi olarak 6 milletvekili gönderdik ve diğer Şii grup Türkmenlerden de 4-10 milletvekili oldu. Şimdi biz bunlarda yer aldık. Bunlar parlamentodan çekildi. Biz tabii bu şeyde bunlara uymamız lazım. Yani bunları yarı yolda bırakmak da etik olarak olmaz. Bunlarla hareket etmek lazım da bunun sonucunu beklemek. Ne olacaktı bu durum? Aynı zamanda da devlet kanun listesinin başını çeken Maliki ile de görüşmelerimiz oldu. Bizim Irak Türkmen CHP Başkanı ve diğer yürütme üyelerimiz, milletvekillerimizle görüştü. Zaten de bir bakanımız da var Irak Türkmen CHP'sinin. Yani Maliki ve Allavi arasındaki biz bir ara buluculuğu yapma görevini üstlendik. Aynı zamanda da Süleymaniye'ye Talabani ile görüşmede de bizim de heyette
cephe başkanımız var idi. Yani bizim şu andaki stratejimiz de bir denge unsuru olmak, gruplar arasında bir denge unsuru olmak. Yani krizin bir parçası, bir tarafında bir parçası olarak diğere karşı değil, tüm grupları bir araya getiren bir faktör olarak çaba gösteriyoruz. Irak'ın bütünlüğünü sağlamaya yönelik. Tabii bizim yani Irak Türkmen Cephesi'nin siyaseti 95'ten itibaren bugüne kadar baktığın zaman Irak'ın birlik beraberliğini destekleyen politikalar izledik. Ve onu da destekliyoruz. Irak'ın parçalanmasına da karşıyız. Ama Irak'ın anayasasında bir federal bir yapıya da biz tabii evet diyoruz. Evet, o da zaten anayasada gerekli. Ama federal yapıdan ziyade biraz iç savaşa bölünmeye doğru. Yani krizler söz konusu. Maalesef eğer kriz derinleştiği zaman o ihtimal mevcuttur. Yani bölüm olur mu? 2 ya da 3? Böyle bir şey. Yani kriz derinleştiği zaman evet 2 veya 3'e bölünebilir. Ama böyle umarım öyle kriz derinleşmez. Dolayısıyla oradaki Iraklı siyasi aktörler ve bunun da kilit rol üstlenen de Kürtlerin de bunu engellemekte bayağı çaba gösteriyorlar. Umarım da başarılı olurlar. Tabii Saddam döneminde Saddam zulmünden, işgal döneminde Amerikan işgalinden, şimdi de iç karışıklıktan dolayı çok büyük sıkıntılar gören Iraklı kardeşlerimize hiçbir etnik köken mezhep ayırmadan Allah kolaylıklar versin diliyoruz. Ondan hepsi bizim Müslüman i̇nşallah, kardeşlerimiz. İnşallah. Çok teşekkür amin. Ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Başkent programında Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilcisi Doktor Hicran Kazancı'yı konuk ettik. Gelişmeleri birlikte değerlendirdik. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Yarın başka konularla, başka konuklarla Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmaya devam edeceğiz efendim. Hoşçakalın. Yarın saat 10'da tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.